Ortaköy'de Mehtap Ayvazovski. Ayvazovski'nin çoğu resminde deniz girdapları gemilerin yolunu keser. Dalgalar büyüyerek kabarır, suyun köpük köpük dökülüşü bile hep korkutur denizcileri. Fakat ilginçtir ki Ayvazovski'nin İstanbul resimlerinde tuvali fırtınalar kaplamaz. Aksine hemen hemen bütün eserlerinde dingin, asude yaşantılar yansıtır. Karlı havalarda bile İstanbul denizini adeta okşar. Bu durum sadece İstanbul'un doğasına ve iklimine bağlanamaz. Bu açıkça ressamın İstanbul'a olan aşkının bir özetidir. Sakin deniziyle İstanbul'u kucaklar. Dolunay bu sefer de Boğaziçi'nin üzerinde irili ufaklı teknelere rehberlik yapmaktadır. Hemen geride yelkenlerini rüzgarla doldurmuş bir kayık kararlılıkla ilerlemektedir. Ön planda ise bir piyade kayığı içinde iki yolcusu ve tek kürekçisiyle meydana çıkmak üzere. Tablonun en önemli yapısı Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'dir. Camide dikkatimizi çeken nokta minarelerin kurşun külahlarıdır. 1890 yılı öncesinde çekilen fotoğraflarda kurşun külahlı olarak görülen minare bitişleri daha sonraki yıllarda günümüzde de olduğu gibi taş külahlıdır. Tablo aslında 1894 yılında taş külahlar varken yapılmış olsa da muhtemelen Ayvazovski bir önceki seyahatinde görmüş ve daha çok beğenmiş olacak ki onlara daha önceki görünüşüyle resmetmiş. Meydanda yakılan ateşle ve insan yoğunluğuyla belli ki Ortaköy o zamanlarda da insanları birbirine yaklaştırıyor ve yaşamlarını bir yerde ortak kılıyordu.